Milletin kürsüsünde İsparta'da yaşanan mağduriyeti anlatmak üzere Zahide Şahin'i misafir ediyoruz. Buyurun Zahide Hanım. Söz de kürsü de sizindir. Huyum küçük değil mi? Yok yok yok. Yüreğim büyük. Seni o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Merhaba arkadaşlar. Ben Isparta'dan geldim. Sıkıntılarımız oldu biraz. Onu konuşmaya geldim. Kusura bakmayın artık başımızı ağrıtırsam. Biz o gün Isparta'da elektrikler kesildiği gün bir kabus yaşadık. Bayağı bir çok zorluk çektik. Benim eşim kova hastası. Ben kendim astım, bronşit ve kanser hastasıyım. Benim eşim en azından 18-20 saat oksijen alması şart. Muhakkak, mecbur. Fakat o gün benim eşim çok fenalaştı. Ben ağzını oğlumla beraber poşet geçirdik. Nefesi dışarı vermemek için bayağı bir zorluk çektik. En sonunda dedik ki acili bari götürelim, fenalaşmasın. Allah'tan geldi. Geldi ama geldi gitti, geldi gitti. Belki 30 sefer geldi gitti. Yani bizim Isparta'mızda, bizim güzelim memleketimizde, Demirel'imizin memleketinin böyle olması yani çok acıttı bize. Böyle olmaması lazımdı. Hangi belediye başkanı geldiyse beceriksiz geldi, beceriksizler gitti. Hiçbir tane doğru düzgün belediye başkanımız bize gelmedi doğru düzgün. Ve bakıyoruz Greder geliyor. Altyapı yapacağız. Elektriklerimizde işte telefonlarımıza altyapı yapacağız diyorlar. Bundan 10 sene önce. Baktık ki kablolar kopunca yalan oldu. Ortaya çıktı. Yani niçin bizi kandırıyorlar böyle? Neden bizi böyle yapıyorlar? Biz bunu hak etmiyoruz. Mümkün değil. Yani hiç kimse hak etmiyor. Biz bir insanız. Neden bizlerden böyle bu kadar değersiz veriyorlar? 4 gün elektriksiz kaldık. Susuz kaldık. Hele bizim tanıdığımız bir tane bir köyümüzde bir tanesi vefat etti. Cenazesini yıkamak için su bulamadılar. En sonunda hastaneye götürüp cenazesini orada yıkayıp orada mezarı indirmişler. Yani çok üzüldük bunu duyunca. Yani diyeceğim bu kadar. Allah razı olsun. Meral'cığım, bizlere aile cesini bizlere hediye ettin. Çok çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii, tabii, tabii. Gel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin Allah razı olsun. Olsun. Çok teşekkür ederim. Ha, şunu unuttum bak. 100 metrekare evimiz var. Şuna bak Allah'tan reva mı? 1.250.000 lira. Çevir. 1.250.000 lira 100 karelik eve doğal gazımız geldi. Biz bu evde 2 kişi yaşıyoruz. 789 lira elektrik paramız geldi. Evet, bak 1.250.000 lira. Evet. 786.000 lira da elektrik paramız geldi. Yani bu ne? Neden böyle? Niçin böyle yaptılar? Ben hiç geçen sene hatırlamam. Hep 160, 280 böyle gelmişti. Ama bu sene çok. Eşim de çok rahatsız. Yemin ederim üşüyoruz, ısınamıyoruz bile. Yani o kadar çok. Şikayetçiyiz ama ne yapalım? Hayırlısı olsun. Teşekkür insanın ferasetini. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.